Akıl bir şeyi düşünmeye başladığı zaman aynı otobanda yola çıkan adam gibidir. Şimdi, otobanda yola çıkan bir adamın eğer kıstası yoksa şöyle düşünün. Otobanda nerede dört şerit oluyor, nerede tek şeride düşüyor haberin olmadığını düşün. Ne yaparsın? Kaza yaparsın. Akıl her zaman iki tarafından at gözlüğü denilen bir şey var ya. Evet. Ata at gözlüğü takmazsan at arabasıyla evin yolunu bulamazsın. Ata niye at gözlüğü takıyorlar? Hayvan giderken sağından solundan onu sinirlendirecek bir şey ya da ilgisini çekecek bir şey, onu yolundan alıkoyup da öbür tarafa koşturmazsın. Sinirlenir, kızar, bir şey olur. Hayır, sadece bakıyor. Abi peki bu durum bir perspektif bozulmasına sebep olabilir mi? Hayır olamaz çünkü. Dünyadaki bütün aklı başındaki bilim adamlarının ortakla hepsini sorsanız alacağınız bir cevap var. Disiplinli bir çalışma yöntemi. Yani Newton'un ağacın dibinde oturuyordum kafama bir elma düştü hikayesine hala aranızda inananlar varsa Haas'a Gretel okumaya devam etmenizi tavsiye ederim. Çünkü böyle bir şey tarihte hiç yaşanmadı. Veya hamamdaki adamın tas yukarı çıkıyor diye Buldu mu lan arşimet. su kaldırabiliyormuş diyen arşimet tamamen bir hikayedir. Hayır oturur çalış 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 bir sayfa doğrultusunda gider ve ona göre tanzim edilmiştir. Bakın çok enteresan bir örnek anlatayım size. Örneğin A4 kağıtlar değil mi? Bu şimdi A4 kağıt. Şimdi A4 kağıdı biz niye dünyanın her tarafında aynı boyutta istiyoruz? printerlardan Printerler, çıkması için evet. değil aynı zamanda biz mesela normal çalışmalarımızda A4 kağıt kullanmıyoruz. Farklı bir kıstası beni sokmasın diye. İlla o değil. Bir tık genişini kullanıyoruz mesela. Kıstası değiştirebiliyoruz ama çalışmaya başladığımızda boyut değiştirmiyoruz. Yani aldığım notların bir kısmı A4'te, bir kısmı B5'te, bir kısmı a 3te olursa kafa karışıyor. Bu neye benziyor biliyor musun? dünyada herkes evinden kapısından içeriye girdiği zaman ilk ihtiyacı ayakkabılarını çıkarmak, üstünü değiştirmek. Ayakkabılarını değiştirmiyorsa bile öncelikle dışarıdan aldığını o girişte bir kurtulma ihtiyacı vardır. Bazı ülkelerde bu hole dönüşür, bazı ülkelerde başka bir şeydir ama girdiğinizde önce bir şeyden çıkmak istersiniz. Ondan sonra özel yaşam alanınız vardır, genel yaşam alanınız vardır. Yani evinizin biçimi sizin sosyolojik zekanıza göre dizayn edilir. Öyle bir isteğiniz var ve dünyanın hemen her yerinde bu iş aynı. Oranları ve biçimleri değişse de temel bir kıstası var. Akıl da bizden şunu istiyor. Bana kıstas koy nereye gideceğimi bileyim. Eğer bana nereye gideceğimi ve hangi çerçevede yürüyeceğimi söyleyemezsen ben dolu dizgin koşan bir atı bekliyorsun ama o at senin istediğin yere varmaz abicim. Nereden çıkacağı belli olmaz. Dolayısıyla mesela şu hususu ifade etmekte de fayda var. Dünya çapında ün salmış, bizim Türkiye'den çıkmadı son yüzyıldan beri de dünya çapında dinlenilmiş bütün müzik kaliteler müzikte kalite olmuş kült şarkıların hepsi disiplin altında yazılmış. Disiplinsiz şarkılar popülerdir. O an zevk alırsın. Bir hafta sonra yok. Ve zaten sadece Türk insanının dünden bugüne son 30 yılda beri gerçekleştirdiği müzik kalitesini bir seyredin. Bu milletin aklını nasıl kaybettiğini görürsünüz. Mesele sözcüklerin anlamsızlığı değildir. Metere kıstasları olmayan ritimlerdir. Ritim kıstas ister. Akıl, duygu, zeka, çünkü bugün dahi televizyonların biçimleri bile neye göre yapılıyor abi? Genel itibariyle altın orana göre. Hala dünyada en çok satan ürünler orantısal olarak bir kıstasa bağlı. Eğer altın oran kullanıyorsan bu ürün genellikle çok satıyor. Çünkü zannettiğiniz gibi zevkler de adamına göre değişmiyor. Akla göre ve kalbe göre değişiyor. Zevk çok aklidir ve arka planında kalp vardır. Bu ikisini biliyorsan o şehirde kimin ne istediğini bulman çok uzun sürmez. Dolayısıyla akıl bu mekanizmayla çalışmak ister. Hayır sen tersini istersen bu şuna benzer. İşte ne bileyim midenizin bir çalışma biçimini tam tersinde siz ona havanın en sıcak gününde midenize en ağırlık veren yiyecekle gelirseniz ne yapıyor? Geri çıkartmaya çalışıyor. İstifra etmeye çalışıyorsunuz affedersiniz. Olmaz diyor. Akıl da aynı şeyi yapıyor. Boşaltıma geçiyor. Ve boşaltım ne demek biliyor musunuz? İki ihtimal var. İçe boşaltım, dışa boşaltım. Dışa boşaltım ne demek? Çok küfürlü konuşan, ağzından bir türlü güzel söz çıkmayan, sürekli bir hengame ve cümlenin başıyla sonu belli olmayan bir şey boşaltım veya içe boşaltım oluyor ve bir bakıyorsunuz toplum septik. Herkes birbirinden şüpheleniyor. Sürekli şüpheleniyor. Herkes birbirinden çekiniyor ve tedirginleşiyor. Bu zannedildiği gibi hukuk ve adalet sistemiyle direkt ilişkili değil. Önce akılla ilgili olan bir mevzuattır. Akli muazenesini kıssaslarından çıkarmış olan bir millet ya birbirine veya birbirinin arkasından her türlü şekilde konuşma hakkını kendinde gören akılsızlığa adım atar. Yahut kendi içine kapanır ve kendi içinde şüpheleriyle yaşıp yalnızlaşmayı tercih eder. Üçüncü bir yol görülmez. Çünkü bu kıssaslar bizim aklımızın çalışması için mümkündür. Yararı da bizim bir an önce istediğimiz şeyi yapabilme kabiliyetine kavuşabilmemizdir. Rabbim ne zaman nasip edecek bilinmez. Ama Rabbimin nasibine koşmak da dahi bir nasip olduğu düşüncesiyle hareket etmek aklın en büyük ihtiyacıdır. Çünkü akıl ne zaman senin vazgeçeceğini bilmediğin için çalışmaya devam etmektedir ve senin vazgeçtiğin yerde o senden beş defa daha fazla vazgeçer. Senden daha beter vazgeçer. Dolayısıyla bugün batı toplumunun bir şey yaparken vazgeçmiyor olmasının tek sebebi var. Adamın kıstasları belli. Adam içki içince utanmıyor. Adam zina edince çekinmiyor. Dinen de böyle bir sorumluluk hissetmiyor. Adam hakkını ararken kendi hakkından başka bir şey düşünmemenin bu materyalist kapitalizmin, materyalist düşüncenin gayet normal olduğuna inan.